Cenk Bey, biraz da sizden Rusça bir türkü alabilir miyiz? Aa, kısa devre yaptınız. Evet, yoksa çok güzel bir Rusça türkü patlatacaktım Erdem Bey. Peki kısa devre yapmanızın sebebi hayatı nedir Cenk Bey? Fazla Rusça olabilir. Pazartesi günkü yağmur olabilir mi? Pazartesi günü çok mu yağmur yağdı Erdem Bey? Sevgili izleyiciler, biraz çığırından çıkmış haber programı diye adlandırılan ama halbuki haberin gerçek programı olduğunu bilen ve ona göre davranan programınız Ötk. Yani haberden önce tok karnına da hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın. Cenk Bey yine size düşük ve bir veda cümlesi olan bir şey kurdum. Bir şey kurdunuz gerçekten Erdem Bey. Ama ona bir cümle demek için gerçekten büyük bir cesaret lazım. Buyurun, o cesareti siz gösterin Cenk Bey. Gösteremem Erdem Bey. Niye? Mümkün değil. Buyurun Cenk Bey, bugünkü açılışımızı madem beğenmiyorsunuz, açılışımızı siz yapın. Sevgili izleyiciler, tüm ciddiyeti, metanetiyle bir günden, bir çarşamba gününden daha sizlere merhaba diyoruz. Sevgili programınız Hık. Sadece metanet ve ciddiyet değil sevgili izleyiciler, aynı zamanda tıynet ve cesametiyle de karşınızda sevgili Hötk adlı programımız. Bugün programımızda birbirinden ilginç maddeler, gündem maddelerinin yanı sıra çok son derece önemli ve yoğun bir de haber trafiği yaşanacak sevgili izleyiciler. Çünkü bugün Hötk programının içerisinde bir moderatör kuşağı olacak sevgili izleyiciler. Değil mi Cenk Bey, yoksa sallıyor muyum? Tamamen sallıyorsunuz Erdem Bey. Ama gerçekle olan bağlantınızı kaybettiniz. Gerçekle olan bağlantım kesildi. Bir kez daha bağlanmaya çalışayım diyorsunuz. Bir kez daha bağlanın Cenk bakalım. Cenk Bey, bizden sonra moderatör kuşağı giriyorsa artık bizim haberden önce tok karnı olmamız çok saçma değil mi ya? Hötk yerine artık Mötk olmamız lazım. Ama Mötk'te moderatörden önce tok karnı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama moderatörden önce tok karnına olmak da biraz tehlikeli. Yani biraz daha aç karnı olup haberlerden önce yine biz yemeğimizi yesek daha haberlerden mantıklı. Dediniz. Yani moderatörden önce aç karnına, moderatörden sonra tok karnına gibi bir şey olabilir. Yani Möak veya Mötk. Bence Hötk ve Mötk güzel bir ikili oluyor diye düşünüyorum. Sevgili izleyiciler, bugün ister Hötk ister Mötk, hani ne derseniz deyin, güzel bir programla karşınızda olmayı ümit ediyorum. Hötk ile Mötk arada bir gün yolda yürüyorlarmış sevgili izleyiciler. Bu arada benim baktığım sevgili kameradan sevgili izleyenler şöyle yazıyor. Bir prompter konmuş Cenk Bey buraya. Prompter. Şöyle diyor. Burası haberin merkezi 24 İstanbul stüdyoları dünyanın. Diyor, o kadarcık ve bütün hepsini okudum. İşte düşünün, o kadarcık kelime silsilesinden Erdem Bey bir bütün kuşak haber dünyası. Reji, prompter'daki yazıyı oynatabilir misin yukarı doğru? Ben şöyle bir haber ve moderatör edasıyla sunumumu yapayım. Zannatmıyorum. Ben zanla diyorum Cenk Bey. Bakın ne kadar güzel. Dönmeye başladı. Dünyanın yani dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin yeni haber kanalında moderatör kuşağının üçüncüsüyle karşınızdayız. Saatler Türkiye'de, Kudüs'te. Türkiye'de ve Kudüs'te 16'yı, Bağdat ve Moskova'da 17'yi, Washington'da ise 09'u gösteriyor. Cenk Bey, ne kadar saçma eğer burada 16 olan saatler Washington'da 09'u göstermesi. Ben moderatör kuşağına girdiğim anda bir kere bunu okuduğumda Cenk Bey, bununla ilgili bir 50 saat konuşurum. O kuşak biter. Saatlerin farklı gözükmesiyle ilgili diyorsun. Ben de denemek istiyorum. Buyurun, ama beceriksiz olduğunuzu izleyenlere isterseniz patlamayalım. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Cenk Bey bu... Ama bana çok hiç fake bir yer geldi Erdem. Size gerçekten merhaba, ben Fuat Kozluk ile başlayan bölüm geldi. Neyse, isterseniz bu kuşağımıza sonra devam edelim. Moderatör kuşağımıza kaldığımız yerden cuma günü devam ederiz. Yani evlerimizden devam ederiz dediniz. Cenk Bey, bugün dosya hususumuz var mı? Dosya buna bağlı hususlarımız yok Erdem Bey, ama biliyorsunuz aşı haftamız devam ediyor. Aşınız oldunuz mu? Aşı haftamız devam ediyor. Evet. Pazartesi günü bitmedi mi o hafta Cenk Bey? Erdem Bey. Gerçekten aşı haftası tam bir hafta mı kutlanacak? Tabii. Öbür pazartesiye kadar sürecek mi? 7 gün sürer Erdem Bey. Hafta sonu yandık o zaman Cenk Çeşitli Bey. Aşılar ve ilaçlarla kutlanır Erdem Bey. Fiu fiu şeklinde böyle havalara aşılar atılır. O zaman Cenk Bey, babam herhalde bu hafta sonu gelir ve bana illa aşıya gideceksin şeklinde söylemlerde bulunur. Sizin de anneniz ve babanız sizi herhalde zorla da olsa aşıya gönderir. Çünkü biliyorsunuz sevgili izleyiciler, aşı haftası olduğunu duyan ebeveynler eskiden olduğu gibi şimdi de çocuklarının kollarından tuttukları gibi çeşitli aşı merkezlerinde soluğu alıyorlar. Ben ama küçükken de hiç aşıdan korkmazdım. Hatta herkes korkutursak hemen falan diye sıranın en önüne geçerdim. Ama sonra iğneyi yedikten sonra zırıl zırıl ağlayan sizdiniz değil mi Cenk? Yok. Kimdi? Hiç kimseydi Erdem. Ben miydim? Sizdiniz. Ben her zaman iğne ve ona benzer iğnesel
şeylerden tırsmışım duracak ve tüyüm adını verdiğim sistemlere gark olmuşum. Ben iğne de demirden olduğu için demirden korksak trene binmezdik şeklinde bir edayla kendimi iğnelerin önüne atmışımdır. Gerçekten çok Çinli bir insansınız Cenk Bey. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, isterseniz bu güzide muhabbetimizi Cenk Bey, bu arada bugünün dosya hususu aşılar değildi ki, o pazartesi gününün dosya hususuydu ve yeterince konuşmuştuk, affedersiniz. Tamam işte, ama sonuçta devam ediyor yani, unutmasınlar aşılarını olsunlar anlamında Erdem Bey. Anladım, peki neyse. Bırak da konuşsun başlıklı ilk haberimizde bugünkü sevgili HÖTK veya MÖTK programına başlıyoruz sevgili izleyiciler. İzleyelim. Duralım. Duralım. Cenk Bey. Evet. Bu kim? O sevgili sularla Cemil, birlikte. Çatalınızda kaşınızı kaşımayınız. Ama düşünür gibi yapıyorum Erdem Bey. Bakın kaşınızı kaşımayınız dedim. Nasıl? Sağ olun. Bu Erdem Bey gördüğünüz gibi iki tarafında varil olan ve hemen sol tarafında varil bir... diyecek be onlar bidon. Ha, fark etmez Erdem Bey, benim için ikisi de aynı. ve onu taşımaya çalışan dostumuzu çekiştirmeye çalışan bir dostumuz var. Sanırım Cenk Bey burada eşek dostumuzun taşıdığı yükün miktarı önemli ve son derecede hassas bir tartım yapılmış. Zira bu yükün...